Arkadaşlar herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle paylaşacağım video sizin derdinize deva olacak bir yöntem. Öncelikle koltuk altı kararmaları neden olur ve bunu oluşma nedenleri neler? Kısaca onlardan bahsedeyim sizlere. Bununla ilgili ilginç ve değişik videolar YouTube üzerinde gördüm. Limon olsun, karbonat olsun, salatalık, patates gibi benzeri yöntemler var. Tabi saygı duyuyorum bu yöntemlere. Sonuç alanlar var, yorumlara bakıyorum. Sonuç almayanlar da var. Bunu videoyu paylaşan arkadaşlarımız da iddialılar. Sonuç aldıklarını söylüyorlar. Ama bana çok mantıklı gelmiyor. Şöyle mantıklı olabilir. Bahsettikleri ürünler bakteri temizleme özellikli. Tabi bakterileri temizler ama o lekeyi aşacağını düşünmüyorum. Yine de saygı duyuyorum. Güzel videolar çekiyorlar. İyi takipçileri var. Saygı duyuyorum. Hepsine teşekkür ediyorum. Ama bu koltuk altı kararmalarını önlemek o kadar da basit değil arkadaşlar. Bu yüzden koltuk altı kararmalarını önlemenin ve devamında tekrarlamamasını sağlamak önemli olan. Burada arkadaşlar koltuk altı kararmalarında nedenleri ise jilet kullanımı, mantar türü olaylar ve hamilelerde hormonal dengelerden dolayı vücudun değişik bölgelerinde lekeler oluşmakta. Bu da koltuk altına da yansımakta. Bunun dışında aşırı kilolu arkadaşlarda koltuk altı sürtünmeden dolayı renk değişiklikleri meydana gelmekte. O kilo ile alakalı bir şey. Tabii bunların hepsini önlemenin bir nedeni var. Bir sonucu var. Nasıl önleriz? Ben onun hakkında sizlere kısaca bir video hazırladım. Lütfen videomu izleyin ve beğenin. Gelelim koltuk altındaki kararmalarını nasıl önleriz? Kısaca onu bahsedeyim. Koltuk altı kararmalarını genelde nemli tutmamız gerekiyor arkadaşlar. O bölge nemli olduğu sürece sürtünmeden dolayı renk değişiklikleri olmaz. Ve özellikle kaşıntı, aşırı terleme olan arkadaşlar kesinlikle ve kesinlikle mantar kremleri, eczanesine giderek bir mantar kremi alıp özellikle bunu sabah akşam 2 hafta boyunca muhakkak kullansınlar. Zaten 2 hafta sonrasında o kremi kullandıktan sonra renkte bir açılma olacak. Renk değişikliğini göreceksiniz. Eski haline tekrar dönmeye başlayacak. Onun dışında arkadaşlar çok ilginç bir şeyden bahsedeceğim. Eczanelere giderek vazelin, tüp vazelin alıyorsunuz. Fark etmez, firma ismi fark etmez. Firmayı göstermeyeyim ben sizlere arkadaşlar. Vazelin pür derseniz, tüp vazelin derseniz veya bunların hazır kiloluk olanları satılıyor. Onun içerisinden de eczacı istediğiniz kadar size tartıp verebilir. 100 gram istiyorsanız 100 gram, 150 gram istiyorsanız 150 gram. O şekilde de alıp eczacı pomat kutuları oluyor. Onların içerisine katabilirsiniz. Bunu aynı zamanda değişik bölgelerinizde nemlendirici, kuruyan bölgelerinizde nemlendirici olarak da kullanıyorsunuz. Vazelin pür. Vazelin pür arkadaşlar bunun ismi. Bunu dediğim gibi eczacınızdan istediğiniz gram kadar da alabilirsiniz. Saf vazelin olarak geçer arkadaşlar. Vazelin pür dersiniz. O size istediğiniz gram verebilir. 100, 200, 300 gram ne kadar isterseniz verebilir. Bunu aynı zamanda farklı bölgelerde nemlendirici olarak da kullanabilirsiniz. Yüzde dahi kullanılabiliyor arkadaşlar bu yüzde nemlendirici olarak. Çok iyi bir nemlendiricidir. Hızlı etki gösterir. Cilt kuruluğunda etkilidir. Bunu gerekirse karıştırıp da kullanabilirsiniz arkadaşlar. Hepsini birbirine karıştırıp ama sonrasında işte vazelin tekrar almanız gerekecek. O yüzden ben sonrasında kullanın dedim size. Burada anlattıklarım arkadaşlar gerçekten sonuç aldığım ürünler. Burada size kesinlikle şov amaçlı bir video hazırlamıyorum. Mümkün olduğunca bilgi amaçlı videolar hazırlıyorum. Teşekkür ediyorum. Videolarımı beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.